Merhaba arkadaşlar. Bugün bir problem sorusu çözeceğiz. Güzel bir problem sorusu. Sorumuz şöyle: Kumbarasında belirli bir miktar para bulunan Levent, istediği oyuncağı almak için kumbarasına her gün bir önceki günden 10 lira fazla para atmaktadır. İlk gün kumbarasına 10 lira atan Levent, 12 gün sonra kumbarasındaki tüm parayı kullanarak istediği oyuncağı alabilmiştir. Oyuncağın fiyatı 820 lira olduğuna göre Levent'in başlangıçta kumbarasında kaç lirası vardır? Arkadaşlar, şimdi biz başlangıçta kumbarada ne kadar para olup olmadığını bilmiyoruz. Bu durumda başlangıçtaki para miktarına x lira diyelim ve sorunun çözümüne ilk gün kumbarasına 10 lira para attığının bilgisini bilerek başlayalım. Arkadaşlar, ilk gün kumbaraya atılan para miktarı x Pardon, kumbarada başlangıçta bulunan para miktarı x. Daha sonra ilk gün kumbaraya 10 lira atılıyor. İkinci gün 10 lira fazlası 20 lira. Üçüncü gün 30 lira. Dördüncü gün 40 lira. Ve bu işlem 12 gün sürmüş arkadaşlar. Demek ki 12. gün kumbaraya 120 lira para atmış olacak. Arkadaşlar bunun da 820 sayısına eşit olduğunu biliyoruz. Buradaki ifadeye dikkat edersek 10'un ortak çarpan parantezini alabilirim. 10 çarpı 1 artı 2 artı 3 artı şeklinde ve en son 12 şeklinde eşittir 820 olduğunu göreceğiz. Arkadaşlar biliyoruz ki 1'den n'e kadar sayıların toplamına dair bir formülümüz var. n çarpı n artı 1 bölü 2. İşte bu formülü burada uygulayabiliriz arkadaşlar. Nereye uygulayacağım? 1'den 12'ye kadar sayıları toplamış oraya uygulayacağım. Bu durumda x artı 10 çarpı 12 çarpı 13 bölü 2 şeklinde yazabilirim. Bu da kime eşitmiş? 820'ye. Bölme işlemi yapalım. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 6. 6 çarpı 13, 78. x artı 780 eşittir 820 oldu. x sayısının buradan 40'a eşit olduğunu görürüz. Yani arkadaşlar kumbarada ilk anda bulunan para 40 liraya eşitmiş arkadaşlarım.